Düşük bütçeyle yüksek CC motosiklet kullanmak istiyorsanız, elinizdeki motosikleti söküp takıp parçalayıp yenilemek istiyorsanız ya da Cafe Racer veya benzeri proje yapmak istiyorsanız belki bu video size yardımcı olur. Ama ondan önce eğer videolarım size yardımcı oluyorsa ve siz de Türkçe içeriklere destek vermek isterseniz bunu videoyu beğenerek, forumlarda paylaşarak ve sağ alt köşedeki abone ol tuşuna tıklayıp kanalıma abone olarak yapabilirsiniz. Beğenmediğiniz ve yanlış yaptığım şeyler varsa da aşağı yorumlar kısmında tabii ki bunu paylaşabilirsiniz. Başka videoları paylaşıyorum ama baktım motosiklet videosu paylaşmazsam izlemiyorsunuz. Ben de araya motosiklet videosu serpiştirmeye çalışıyorum. Çocuklara bugün ne pişireyim şeklinde düşünen bir anne gibi hissettirdiniz bana kendimi. Teşekkür ediyorum. Ne diyecektim? Hard diskin içinde dolaşırken ne kurgulayayım diye baktım böyle video buldum. GPZ 500 bir tane motosiklet aldık. Onu parçaladık, söktük, taktık. Bu da projenin tam sonlarına doğru bir video. Projenin sonlarına doğru da projeye girecek arkadaşlara şöyle şöyle önerilerim var, tavsiyelerim var diye bir video çekmişim. Onun da başına böyle bir parça daha koymak istedim ki bunun içinde olmayanları da buraya ekleyeyim. Videonun devamında zaten burada gördüklerinizi anlatacağım. Orada gördüklerinizi orada anlatıyor olacağım. Videoyu fazla uzamasın diye ikiye böldüm. Bu bölümde deneyimlerimi anlatıyorum. Ne bekleyebilirsiniz, neyle karşılaşabilirsiniz. İkinci kısmında da hangi aletleri kullandım, neler kullandım, nasıl bir düzen kurdum ondan bahsettim. Onu da ilginiz varsa onu da izlersiniz. Şimdi CBF 150 ile başlamıştım bu tarz şeylere. Bu başka bir hayvan ama yani CBF 150 ile mesela bunun arasındaki fark ne? Hani öyle bir gelişiminiz varsa, öyle bir yol izlediyseniz siz de. Şimdi CBF 150 ile mesela bunun arasındaki en büyük fark CBF 150'nin parçasını çöpten bile bulursunuz. Yani her yere giderseniz o bisiklete, o motosiklete parça bulursunuz. Kaldı ki o motosiklet sadece CBF, onun parçaları sadece CBF'de olmuyor. Mesela Küba'nın Platinum diye bir tane motoru var. Onda oluyor. Sonra hani Küba Platinum. Sonra başka bir şey daha vardı. Unutuyorum. Mesela yani başka başka motosikletlerden alıp kendi motosikletinize parça uydurabiliyorsunuz. Burada hiç öyle bir şey yok. Mesela biz bunun segment setini sorduk yani acaba kaç liradır diye. 400 lira artık kadir. Yani öyle dedik nasıl ya? Sadece bir tane segmanı bir yani iki pistonun segmanı da değil. Sadece bir pistonun segment seti 400 küsür lira falan mıydı? Öyle bir şeydi. Bir de kargo süresi falan da belliydi. Yani direkt alınca direkt bize verecekler mi belli değil yani. O yüzden burada çok farklı bir dünyaya, farklı bir boyuta geçmiş oluyorsunuz böyle şeyler yapınca. Bir de motosiklet şeysin, eskiyse çok nasıl denir? Çok revaçta o zamanlar ilk çıktığında revaçta olan motosiklet falan değilse işleriniz iyice zorlaşıyor. Şimdi fiyat kısmına çok girmeyeyim. Motosikletin fiyatının 4500 lira olduğunu söyleyebilirim. Hani o kesin bir şey, o kesin bilgi. Ama ne kadar harcadın, ne kadar ettin, o kadar kişiden kişiye değişebilen bir şey ki yani benim size bu vereceğim bir fiyat size hiçbir anlam ifade etmeyecektir. Çünkü bu sizin nerede oturduğunuza, sizin nasıl arkadaşlar, nasıl bağlantılarınızın olduğuna, nerede oturduğunuz dediğim hangi mesela şehirde oturduğunuza vesaire fark edecek şey edecektir. Yani fark yaratacaktır. Videonun devamını izlerseniz daha iyi anlayacaksınız. Nasıl denir? İnsanın sınırlarını zorluyor. Mesela ben motosikleti yaparken bildiğiniz seviye atladım. Level atladım yani. Level 2 isem 3'e geçtim kesinlikle. Bayağı daha önce yapmadığım şeyleri yaptım. Ama bu şekilde öğreniyorsunuz. Hani bu işlere de girecekseniz en ucuz şekilde bundan daha ucuz bir şekilde öğrenemezsiniz yani. Gidip de 10 bin 20 bin lira verip o motoru parçalayacağınızı 4500 lira verip o motoru parçalayıp o motorda başarısızlık yaşamak bir sonraki daha pahalı bir başarısızlıktan daha iyidir. En azından nasıl denir bunu da öğrendim. Çok bir şey kaybetmedim diyebilirsiniz. Başka da daha önce ekleyebileceğim ha şöyle bir şey var. Bu videoda olmayan daha sonra başımıza gelen. Mesela onun videosunu paylaşacağım ama şimdiden bilgisini vereyim. Mesela biz şasiyi boyattık. Komple boyaya gitti. Şöyle bir şey oldu. Daha acemiliğimizden bakın işte acemilik bu şekilde öğreniyorsunuz zaten. Bir de fazla planlayamadığımızdan çünkü çok hızlı karar vermemiz gerekiyordu. Bazı şasideki ve tekerleklerdeki tekerleklerin jantları da boyandı. Bazı yüzeyleri nasıl denir görmezden gelmişiz. Mesela tekerleğin kampanalı bu aletin arka tekeri. Kampananın bu pabucunun diyeyim içeride oturduğu, sürtündüğü yüzeyleri de boyatmışız. Unutup o yüzeylerden boyayı kaldırmak gerekti. Ondan sonra mesela civataların girdiği delikler var. O civataların girdiği deliklerin içini boyatmışız ki boya çok kalın olduğu için mesela civatalar artık o deliğe girmiyor. O deliklerin içinden boyaları çıkartmak gerekti. Hani gövde boyatacaksanız
Bunları göz önüne almanız lazım. O delikleri kapatmanız, korumanız lazım ki boyanın atılma uygulanma şeklinden dolayı siz yani şuraya ince at, şuraya kalın at diyemiyorsunuz. Eğer bunu sanayide yaptıracaksanız, biz sanayide yaptırdık. Devam olarak da diyeceğim her şeyi zaten videonun devamında söylemişim. O yüzden devamını izlersiniz. Sorularınız varsa da bunu aşağı yorumlar kısmında sorun herkesin sorusunu aşağı yukarı cevaplamaya çalışıyorum. Sabrım yettikçe ama bakalım nereye kadar bilmiyorum yani. Motor sorusundan artık gına gelmeye başladı. Çünkü motor usta değilim ya. Yani bak olacağım herhalde bir gün ama kendime asla ben ustayım demiyorum yani. Öğrenciyim, öğreniyorum. Öğrendiğim her şeyi de bu tarz işlerle haşır neşir olmak isteyen herkese paylaşmaya çalışıyorum. Çünkü ben bu zorlukları yani bu zorlukları herkes tekrar tekrar yaşayacaksa benim burada olmamın ne anlamı var ki açıkçası bir anlam ifade etmiyor. Neyse videonun devamında izlersiniz. Umarım size yardımcı olur. Şimdi motoru ben dağıttım. Bütün ölçümlerini yaptım. Yapabildiğim bütün ölçümlerini yaptım. Bunların hepsinin videosu var. Onları yavaş yavaş paylaşırım. Bu zaten böyle bir oynatma listesi olur. Oradan ne var ne yok bakarsınız. Dağıtırken özellikle en önemli şey düzen. Yani bir de ufak bir yerde çalışıyorsanız eğer ki burası gerçekten bu kadar bir masa. Gördüğünüz gibi masanın altında ıvır zıvır var. Şurada bir iki alet var. Burada bir iki yedek parça var. Bu kadar. Yani hani çalışma alanı motor için bu kadar. Oldukça ufak. Yani her yeri gördüğünüz gibi kullanmaya çalışmışım. O yüzden düzen, düzen, düzen. Düzenli olmak çok önemli. Yani aletlerinizin düzenli olması. İşte yani bunları masanın üzerine yığmaya kalksam bir şeylerin içine koymak yerine burası komple şey olur. Ondan sonra temizlik. Temizlik çok önemli. Temiz olduğunuzda hataları daha çok fark edebiliyorsunuz. Neler yaptık? Motoru tamamen söktük. Motoru tamamen bir temizledik. Motoru basınçlı suyla temizledim. Ama şöyle ki hani her yerin dikkatli olmanız lazım. Hani basınçlı su sizin dostunuz da olabilir, düşmanınız da olabilir. O yüzden bu konuda dikkatli olmanız lazım. Ama şöyle söyleyebilirim ki yani solventle uğraşmaktansa basınçlı su ben böyle nimet yani dizlerimin üzerine çöktüm artık dedim öpecektim aleti. Daha önce temizlikte kullanmamıştım. Hani solvent içine dök, temizle, şöyle yap, böyle fırçala hiçbir derdi yok. Suyu basıyorsunuz, geçiyorsunuz. Gördüğünüz gibi her şey tertemiz. Özellikle bunların içleri falan. Ha solvent banyosu da yaptım. Mesela işte birçok parçayı bu parçaların hepsi ıvır zıvır hani solventin içine soktum falan. Hani solventte şöyle bir sıkıntısı var. Toksik. Ondan sonra ellerim böyle kıl köklerim falan artık bir süre sonra yanmaya başlamış. Dedim herhalde ben bunları bırakacağım yani. Böyle şey hanım eli gibi gezeceğim de bakalım hadi şimdilik bir şey olmadı yani. Ya dediğim gibi solventle de denedim ama yani bu sefer solvente para vereceksiniz. Hani alete bir kere basınçlı havaya para, suya bu hava verin. Para verin. Gitsin. Ondan sonra basınçlı bir hava. Kompresör. Kesinlikle şart yani. Elim ayağım oldu. Daha önce onu da kullanma şansım olmamıştı. İnanılmaz bir nimet. Hani bu ikisi olmadan basınçlı yıkama, basınçlı hava olmadan bu işe yani yapılır. CBF videosunu izleyenler bilir. Yapılıyor yani. Yapılmayacak şey değil. Hani CBF leş gibi mi topladım? Yok CBF'i de yani pırıl pırıl. Hadi övüneyim biraz kendimi de. Evet yani sonuç olarak yani yapabildiğim ölçüde pırıl pırıl yaptım. Ondan sonra neler yaptık? Burada temizlikler yaptık. Bunun üstü kurum kaplı oluyordu. Tabii ki normal olarak. İşte subaplar krom diyorum. Keşke krom kaplı olsa. Kurum kaplıydı falan. Bunların temizliğini yaptık. Sübaplara alıştırıldı. Sübap alıştırması yapmıştım. Onun videosu var işte. Ölçülerin hepsini videosunu izleyebilirsiniz ya. Yani bu liste halinde bakarsanız oradan görürsünüz. Ondan sonra bu silindir honlamaya gitti. Silindir maalesef gömlek veya silindirin kendini değiştiremedik. Ama silindirin ölçüm videosunu hatırlayanlar varsa bu honlama çizgilerini falan yok olduğunu hatırlarlar. Onları biz honlattırdık. 50 lira 60 lira mı öyle böyle bir şey aldılar yani ben şaşırdım. Ucuz oldu ya. Ucuz geldi bana yani. Ondan sonra bütün bu contalar temizlendi tabii ki. Bütün bu yüzeylerdeki bütün bu contalar. Dikkatli bir şekilde bu contaları temizliyorsunuz. Ki yeniden şey yaptığınızda, birleşme sağladığınızda, birleşme penetrasyon sağladığınızda güzel bir şey olsun. Birleşme olsun. İşte contalar kesildi. Yani dikkat etmeniz gereken nokta işlem bu yani bir anda açıp kapatmayacaksanız ki büyük ihtimalle kendi projenizi yapıyorsanız öyle olacak. Aylar sürecek falan. Her şeyi yerli yerinden ya çıkarttığınız yere koyun mesela bu civata buradan çıkmıştı ya çıkarttığınız yere koyun ya da nereden çıkarttıysanız üzerine yazın mesela bunlar kayıtlar bu şeylerin ama yatakları bu krankın yatakları burada balansörün yatakları var krankın yatakları aynı şekilde 4 6 12 tane yatak var ben bunların hepsini
Demişim ki motorun bu önü. Bunlar 1-2 balansör. Sağdaki 1-2 balansör. Alt demişim. Alt kapak. Yani bu. Alt kapak motorun ön tarafına koyduğumda 1-2-3-4. Yani 1-2-3-4. Gördüğünüz gibi kendime göre kodlamışım bunlar. Mesela bunlar sübapların işte contaları, kayıtları. Sübapların sızdırmazlık contaları. Motorun önüne doğru baktığımızda işte nerede oluyor onlar? Bunun altında şimdi çevirttirmeyin bana. 1 2 3 4 1 2 3 4. Ondan sonra aynı şekilde. Bunların hepsinin çıktığı yer motorun önü. Grup grup hepsini şey yapmışım. Motorun önü A B C D bu C grubuymuş. Ondan sonra sübaplar aynı şekilde A B C D'nin birinci DN bu emme mi? Bu emme sübabı, emmenin şeyi, D grubunun birincisi. İki her grup her şeyde iki sübap var. Emme ve egzoz için ikişer tane sübap var vesaire. Ondan sonra bunların hepsinin işte ölçümlerini yapıyorsunuz. Temizliğini yapıyorsunuz. İşte yağ borularının içinde pislik mislik olmasın. Onlara bakıyorsunuz. Bu arada diremel meremel gibi bir şeyle çalışıyorsanız diremel kıl atıyor. Diremel o metal kıllarını atıyor ve fark etmiyorsunuz. O yüzden ya başka bir yerde yapın bu işi ya da yapıyorsanız dikkatli yapın. Daha sonra da mıknatısla filan. Bakın benim burada mıknatısım var bir tane kuvvetli. Ondan sonra bu mıknatısla böyle buralarda metal olmayan yüzeylerde demiri çünkü bu tekrar mıknatıstandır. Alüminyumun üzerinde bu oluklarda vesaire böyle gezinin. Bir şey bu kapacak mı? Yani bakalım şimdiden kapmış mı? Henüz bir şey yok. Zaten olmasın da. Onun haricinde başka neler yaptık? Şeyler çok paslıydı. Onlara dikkat edin. Radyatörlerin girişleri temizlendi. Radyatörlerin başka nerede girişi vardı? Kötü durumda olan. Yanlış hatırlamıyorsam. Hadi bunu çevireceğiz artık. Radyatör girişleri olarak. Dön bakalım. Dön 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 dön. Burada iki tane vardı. Bakın şu baş parmağımla gösterdiğim yerde. Şimdi ışık kötü olduğu için gözükmüyor. Ondan içi bayağı paslıydı. Onları temizledik. Bundan sonra bu sabitleme pimlerini kaybetmeyin. Bunlar önemli parçalar. Bu yüzeyler falan tabii ki hepsi temizlendi. Bunun içinde silikon milikon vardı. Hepsi temizlendi. İşte marş motoru sıfırlanmadı da işte bakım yapıldı. Bunun ölçümleri yapıldı. Krankın ölçümleri yapıldı. Balansörlerin ölçümleri yapıldı. Vesaire vesaire vesaire. Şimdi dediğim gibi ya bu noktada sanırım demem gereken en önemli şey düzenli çalışmanız. Kafanız karışıyorsa mesela Kawasaki'nin sitesinde böyle benim daha önce bir videom vardı. Parça nasıl sipariş edilir diye. Şimdi mesela Kawasaki'nin sitesinden indirdiğim bir doküman bu işte. 1900 ne diyor? 88 EX500. Yani EX500 ile GPZ 500 aynı. Yurt dışında EX500, burada GPZ 500. Mesela şimdi burada neye bakıyorsunuz? Burada benzin vanasına bakıyorsunuz. Şimdi benzin vanasını açtınız, söktünüz, sonra unuttunuz mesela diyelim bir şeyi. Adam size burada kopya veriyor. Buradaki parçaların işte neler var? Ya da sizinkinde neler yok? Neler olmayabilir? Buradan görüp şey yapabiliyorsunuz. Yani parça listesini indirin. İndirmenize izin veriyorlar. Ben böyle işime yarayacakları mesela indirmişim. İşte burada neler var? Mesela ön kısım işte amortisörler. Amortisörlerin böyle nesi var? Altında civatası var, somunu var. Ondan sonra burada işte bir kaydırmazlık şey var, pul var. Sonra contası var, conta sabitleyici teli var. Ondan sonra burada toz keçesi var. Amortisörün içinde neler var? Burada hepsini görebiliyorsunuz. Yani bunu indirirseniz tabii bu üst düzey motorları. Şimdi CBF 150 için tabii ki yani bulursunuz. Ha, CBF 150 için de var ama nedense Türkiye'nin kendi Honda sitesi vermiyor. Daha önceki videolarımda ben paylaşmıştım. Daha önceki videolarıma bakarsanız hani linkini ya isteyin ya aşağı eklettirin bir şekilde. Şey yapın yani ekmek aslan ağzında abi çalışın yani. Hep her şeyi ben mi söyleyeceğim? Oradan bakabilirsiniz parça listesine. O güzel bir kopya. O iyi bir kopya. Ben sürekli açık orada bakıyorum yani. Özellikle toplarken falan. Çünkü yani 7 milyon tane parça var. İnsanın kafası öyle ya da böyle karışıyor. Bir şeyi unutmamak lazım. Yoksa üzülürsünüz hakikaten. Özellikle şu krank kısmını bir daha açmak da, yani satayım motoru daha iyi. Geri dönüşüme vereyim daha iyi. Yani açmasından ziyade tekrar açıyor olmak ve hatayı sizin yaptığınızı biliyor olmak o çok kötü yani. Onun haricinde bu işin lojistik kısmı var. Lojistik kısmına da değineyim. Yani şimdi daha başındaysa
alırsanız, bu işe girerseniz bol bol vaktiniz olması lazım. Ya da öyle bir yerde olmanız lazım ki internetten her şeyi sipariş edebiliyor olasınız. Şu an Tuzla'dayız biz. Tuzla sanayi bölgesinde bir yerdeyiz. İnanılmaz ekmeğini yedik. Hani rulman diyoruz, 2 dakika içinde rulman dibimizde. Hani o-ring diyoruz, o-ringler. Onun haricinde işte yağ desen yağ. Yani bulunduğunuz nokta da çok önemli işlerin hızlı ilerlemesi için. Sanayide olmamız inanılmaz bir şey oldu. Hani otosanayi dibimizde, o sanayi dibimizde, şu sanayi dibimizde honlama yapılacak, direkt honlamadayız. İşte lastikçi, direkt lastikçi. Hemen böyle hop oradayız, hop buradayız. Ha, onun haricinde bir de en azından bir aracınız olmalı. En azından sizi bir yerden bir yere götüren bir aracınız olmalı. Yani araç olmasaydı bu yatardı yani. Ben size söyleyeyim. Bu yatar. Burada şey olurduk yani. Biz bunu artık abajur mabajur yapardık bir süre sonra. En azından sizi bir yerden bir yere götürecek bir araç olmalı ki bu işin peşine düşebilirsiniz. Yoksa yani perişan olmuştuk. Yani abartmıyorum. En azından bir ufak bir motosiklet sizi bir yerden bir yere götürüp parça marça alacağınız zaman işinizi kolaylaştırmalı. Yani arkanıza atarsınız. Silindiri gider honlattırırsınız getirirsiniz. Aynı bizim hesap. Sabırsızsanız bu işe girmeyin. Yani bunu görüyorsunuz. Hani ben bunların hepsini toplayacağım ve bunların hepsini topladığımda bunlar düzgün çalışmalı. Bilanço ortada. Sabırsızsanız, hata, risk yapma ihtimalini göze almıyorsanız, alamıyorsanız girmeyin tabii ki. Bana gelin. Tamirci atacağım yakında yani. Bilmiyorum, herkes soruyor. Tamirci misin? Değilim abi. Fakirim yani. Fakirlikten oluyor bunları. Fakirlikten tamir yapıyoruz. Bazı kişiler anlam ifade etmiyor. Niye böyle bir rezillik çekiyorsun? Benim elimden gelen ülke içindeki kaynakları en iyi şekilde kullanmak. Herkes yapabildiğini yapmalı. Yani siz de kendi gıdanızı üretebiliyorsanız siz de kendi gıdanızı üretin abi yani. Yurt dışından gelen ete, şu ıvra, zıvra, pirince para vermeyin. Ve gelmesin. Ve zenginleşelim. Yani herkes zenginleşmek istiyor. Nasıl zenginleşeceğiz? Yani ben şimdi buna 20 bin lira para versem, onun 10 bin lirası zaten Kawasaki'ye gidiyor, şeye gidiyor. Ben seni, sizi, hepimizi 10 bin lira fakirleştirmiş oluyorum. Sen 10 bin lira veriyorsun, o 10 bin lira veriyor, o 10 bin lira veriyor. Yani bir milyonlarca lira fakirleşiyoruz bir yılda. 3 bin liraya, 4 bin liraya, 500'lük, 500 cc bir motora binebiliyorsunuz. Yani bu motor 4500 lira. Şimdi toplayacağız, bineceğiz, gideceğiz yani. Hani niye ben buna 20 bin lira, 30 bin lira vereyim ki? Bir de yani verdiğiniz para sizin hayatınıza karşılık verdiğiniz bir para. Siz onu kazanmak için hayatınızı veriyorsunuz ya. En önemli şeyinizi, canınızı veriyorsunuz yani. Hatta kredi çekerek alıyorsunuz. Biz şu an ne borç içindeyiz, ne harç içindeyiz. Öğreniyoruz. Motoru topluyoruz. Ve binip gidiyoruz. Neyse, çok uzun konuştum. Olay böyle. Umarım size yardımcı olur. Herhangi bir sorunuz, öneriniz, isteğiniz, dileğiniz varsa bunu yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Kanalıma abone olursanız tabii ki mutlu olurum. İzlediğiniz için de teşekkürler.